Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. İstanbul'da işki cumhuriyetini hatırlaş çoğun yığılışı ötküzüldü. 13 noyabr Türkiye'nin İstanbul şehrinde Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin teşkilleşi bilen İki kıtımlık Cumhuriyetimizden, yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni hatırlaş çoğun yığılışı ötküzüldü. Yığılışının başında Kur'an tilavet kılınıp, arkadan Şarkı Türkistan Devlet Marşı okuldu. Yığılışka İstanbul yaşavatkan 1000 atrapıda Şarkı Türkistan halkı ve yerli kerindaşlarımız katnaştı. Yig'ilishning beshida Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon so'z qilib, ikki jumhuriyatning Sharq Turkiston da'vosidagi roli, ikki jumhuriyatning Sharq Turkiston xalqining vatanparvarlik engini o'stirishga bo'lgan ahamiyati, Sharq Turkiston da'vosining xalqaro tarixdan beri eng yaxshi kun tartibga kelib, Uyg'ur tashkilotlarining hamkorlashish ahvolida ilgirlash bo'lishga boshlaganligi qatorliq ahvollarda tafsili to'xtalib o'tdi. Qarindoshlarimiz Ecdatlarımızdan şundak ıgır külpetlik günlerdi. Aşı günlü bugünkü gündek ışınlar için aşında ıgırdı. Şu günde buna akıl ve parasiti, cesareti, himmeti bilen bu iznimizi kaldırıp gitti. Kerindaşlar bu bayrak bambakan olsun demiş kılattık he. Bizden bugün dava kılıçkı birden bir davamızın ki asası bulup uğulu bulaşıkta erzi edilen birden bir engüçlerimiz, iznamız Bu kurulgan 1933-1944 kurulgan bu ikki cumhuriyetdir, kerindaşlar. Keyin ikki cumhuriyetke beğişlap işlengen film koyuldu. Arkadan Doktor Alimcan Bog'da 1933 yıldaki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve munkariz buluşu temizde tepsiyle toxtaldı. Keyin okuguçular vatanını süyüş, İslami akide mezmundaki şiirlerini diklamasiya yakıldı. Yığılıştı yana Türkiye'de tunulgan alim ve davetçi, İlim İrpan Vakfı Reisi Ustaz İhsan Şan Ocak, Şarkı Türkistan halkını ümitlik buluşka çakırıp, sizler ümmetinin en şarkıda durup, yalğızlı Xtay'nın türmelerde Nemrut'u karıştırgan İbrahim Aleyhisselam'daki hak üstüde küreş kılıvat sizler. Sizlerini 1 milyard 800 milyon İslam alemi yalğız koygan bolsa, Allah sizler bilen bille. Sizler Xtay sedekin sepili bilen tok tutalmagan kahraman Müslümanlarının evladı. Şarkı Türkistan halkı dastan yizivat sizler. Gazze'de bir Müslüman şehit bolsa barlık ahbaratlarda haber kılındı. Bırak Şarkı Türkistan'da her günü kancılığan Müslüman şehit bolsa hatta onlarının perzentlerimi bilenmeydi diğerlerini bildirdi. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim'i anlatır. Yalnız başına Nemrut'a karşı direnen peygamberi anlatır Aleyhisselam'ı. Sizler ümmetin en doğusunda yalnız başına Çin zindanlarında Nemrut'un karşısında direnen Hazreti İbrahim gibi Kur'an-ı Hakim'deki şu ayeti dünyaya ilan ediyorsunuz. Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah. Ey Çin, senin orduların olsa, denizde donanmaların olsa, filoların olsa biz buralarda 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın yalnız bıraktığı müminler olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi putlarının önünde eğilmeyecek Allahu Ekber diyenler Maun'un kızıl çocuklarına teslim olmayacak diyoruz ki Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah Ey Mao Mamun çocukları size de taptıklarınıza da ilahlarınıza yuhusun diyoruz. Yığılışta yana Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Profesörü Doktor Abdurreşit Karluk söz kılıp, Xtay Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgenden beri tekrarlap kilibatkan emiletke uygun bulmağan bir sözü var. O bolsumu Şincan yani Şarkı Türkistan ezelden bizden deydiğen. Miladiye 751 yıldaki Talas uruşida bizning yurtimizga tajovuz qilib kelgan Tang sulolasining askarlari tamamen yo'q qilingan. Shundan tortib miladiye 1005 yilgacha bizning yurtimiz Sharq Turkistonga qadam bosib boqmagan. Biz umidvor bo'laylik.
tarihimizni unutmayli deganlarini bildirdi. Yig'ilishda Uyg'ur ilm va madaniyat tadqiqot rahbari esa Abdul Ahad Uchqun apani so'z qilib, 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishida asosliq rol o'ynagan Elixan To'ramning tarixini ixcham qilib tanishtirdi. Keyin Farabi ilm va madaniyat jamiyatining muavin raisi Muhammad Eli Eli o'g'li apani so'z qilib, 1933-yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatida muhim rol olgan Muhammad Amin Bug'roning tarixini qisqacha tanishtirdi. Yig'ilish oxirida 23-chi navbatlik millat vakili 100-chi yil universiteti qonun fakultet mudiri ustoz Jalol Arbayning yetakchiligida dunyo musulmonlarining qat ko'tarishi, xususan Sharq Turkistondagi Xitoy tomonidan ezilayotgan, turmalarda aziyat chekayotgan Sharq Turkistonni mustaqil qilish yo'lida hayotidan ayrilgan qarindoshlarimizga atab xolisona duo qilindi. Yig'ilish jo'shqin kayfiyat va ko'z yoshlari bilan oxirlashdi. Ota-onasi lagerga tutqun qilingan bolalar qish faslini qandoq o'tkazdi? 12 noyabr ijtimoiy uchur vositalarida ota-onasi lagerga tutqun qilingan Uyg'ur farzandlarining sug'uqda qiynalib qolganligi haqida uchur tarqaldi. Qashqarning ma'lum bir yesidagi o'qituvchi maktabda o'qiyotgan ota-onasi lagerga tutqun qilingan bolalarning sug'uqda qiynalayotganligini aytib, jamiyatdan yordam so'ragan. Yordam so'rash xatida mundaq deyilgan: bu yerdagi maktabda nurg'un bolalar oila sharoiti yaxshi bo'lmaganligidan ota-onasi mu yenidi bo'lmagachqa 1-chi yillikdan 6-chi yillikcha bo'lgan bolalar yotoqda yetib o'qiydi. Qish yetib keldi, havo bak sug'uq, lekin bolalarning kiyimlari bak yalang, nipiz, oyoqlari yirtiq, qo'l putlari yeriq, to'nglab titrab turadi. Agar bolalarning kiymaydigan kiyimlari bo'lib, boshqalarga i'ona qilmoqchi bo'lsa, menga ayrim uchur qilinglar. Bizning maktabdagi bolalarning yoshi 6 yoshdan 14 yoshgacha. Yezidagi barliq o'quvchilar va o'qituvchilarning o'rnida ko'pchilikka rahmat aytaman. Balki mushu kichikkini yordamlar o'maq bolalarni qishning sovuqidan saqlashi mumkin. Ko'pchilik yordam qilib tarqitib qo'yinglar, rahmat sizlarga. Narsidi farzandlarimizning bu darajadagi ichinishlik ahvoli Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan bostirish siyosatining qanchalik vahshi ekanligini ochiq ko'rsatib bermoqda. Germaniya televiziya kanalida Uyg'ur masalasi o'tirg'i qo'yildi. 11 noyabr Germaniya davlatlik televiziyasi 2-chi kanali kundalik xabarlar programmasida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'in qilish siyosati o'tirg'i qo'yildi. Xabarning muhim mazmuni tovandikcha: Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan razil irqiy qirg'in qilish siyosati Sharq Turkistondagi jazo lageri Umar Bekalining lagerdagi sarguzashtisi orqali qisqacha xabar qilindi. Xabarda Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maasning tunugun Xitoyda davlat ishlari ziyoratini boshlaganligi, u Xitoy bilan bo'lgan uchrashuvda Uyg'urlar va jazo lageri masalasini o'tirg'i qo'ymoqchi bo'lganligi. Bu hafta Germaniya parlamentida o'tkazilgan Uyg'urlar va jazo lageri to'g'risidagi bas munozara Xitoyning og'isini qaynatganligi, Xitoyning buningga darhol qarshilik bildirganlik ahvoli ko'rsatildi. Undan boshqa Umar Bekalining lagerdagi kechirmishini qisqacha tanishtirib, 1 milliondan ortiq Uyg'urning bugungi kunda jazo lagerida ekanligini, navbatda Xitoyning Uyg'urlarni terrorchi va bo'lguncha degan nomda qonunsiz tutqun qilganligi, Qashqar Hetka masjidining hozir Xitoy sayohatchilarining sayohat o'rni bo'lib qolganligini, Xitoyning masjidlarda va uylarda namoz o'qishga yo'l qo'ymaydiganligini tanishtirdi. Turkiyaning Samsunda Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. 12 noyabr ikki jumhuriyatning xotira kuni munosabati bilan Turkiyaning Samsunda Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. Namoyishni Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Turkiyaning Samsundagi vakili Xelil Sarjan Ismoil o'g'lining tashkillashi bilan Samsunning Vazir Ko'vrik shahrida Al bayroqdan ko'k bayroqqa salom temasida Xitoyga qarshi yurish namoyishi elib berildi. Namoyishga Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakili doktor Abdusalom Taklimakan hamda Adolat va taraqqiyot partiyasining Vazir Ko'pri yoshlar uyushmasining sho'ba raisi bilan xalq tashkilotlari vakillarini o'z ichiga olgan turk qarindoshlar qo'llab qatnashdi. Namoyishda Sarjan Xelil Ismoil o'g'li so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan zulmga qarshi turish barliq musulmonlarning mas'uliyati ekanligini, zulmga qarshi barliq musulmonlarning birlashishi kerakligini bildirdi. Oxirida Xitoy tajovuzchilar tomonidan musulmon bo'lganligi, Uyg'ur bo'lganligi uchun irqiy qirg'in qilinayotgan Sharq Turkiston xalqiga atab duolar qilindi. Bursada qizil bayroqdan ko'k bayroqqa salom bo'lsin temasida
Cumhuriyet Günü'nü hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Bursa Ördekli Kültür Merkezi'de Kızıl Bayraktan Kök Bayrakı Salam Bolsun teması da Cumhuriyet Kuruluş Günü'nü hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Uluğtağ Üniversite Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yüce Efendim söz kılıp, Uygurlar terörçü emez, belki vatanı üçün köreş kılıvatkan batur cançılar dedi. Faaliyet yine Yusuf Yüzlüler Cemiyeti'nin başlığı Adukat Veysel Aşkın söz kıldı. Şunlukla Türk sanatkar Erdem Özdemir kök böre diyen nakşını Uygurça uğruladı. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.